Efendim Selçuklu'nun payitahtı Konya'dan iyi geceler diliyorum. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kastamonu Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Seyit Aydın. Hocam hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii sizlere teşekkür ediyoruz. Biz cuma gün öğleden sonra buraya geldik. KonTV ailesine öncelikle teşekkür ediyoruz ve bizi iki gündür hiç yalnız bırakmayan Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Şahin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah hocam. Evet. Değerli seyircilerimiz, iki konuda ben dikkatinizi çekerek ve hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Birincisi, Hocalı katliamının 24. yılı. 1992 yılında dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandı. Biraz sonra hocamla da onu istişare edeceğiz. Diğer bir konuda 28 Şubat 1998'de Türkiye bir postmodern darbe atlattı. Onun da 19. yılı. O konuyla ilgili rektörümüzün hakikaten çok önemli tecrübeler oldu. Onu da konuşacağız. Hocam siz Karakoyunlusunuz. Evet. Azerbaycan'da akrabalarınız var. Tabii o bölgede sürgünü yaşamışlar. Yani işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde. Ve şimdi Azerbaycan'ın farklı yerlerindeler. Geçen yılda bir ziyarette bulundunuz oraya. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii 1992'de ağır katliamlar, soykırım olarak adlandırılacak katliamlar yaşandı. Ama onun öncesinde çok yakın bir zamanda 1988'de Ermeniler o bölgedeki Türk köylerini bir gece yarısı hiçbir eşya aldırmadan aslında boşaltmışlardı. Hepsini Azerbaycan tarafına, yani Bakü tarafına sürgün etmişlerdi. O çok bilinmez, 1988 sürgünü. Tabii bunlar zaman zaman yaşandı. Daha önce 1938-56 gibi dönemlerde, hatta en son 86'da Türk Cumhuriyetlerinde, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da Aydın katliamları da yaşanmıştı. Bunlar tabii hepsi yaşandı ama çok fazla dillendirilmiyor. Tabii o sıralarda evet. Sovyetler Birliği olduğu tabii. için içeride dünya kamuoyu pek bir tabii şey bilmiyordu. Sonradan ortaya çıktı evet. bütün bu olaylar hocam. Diri diri toprağa gömülen insanları daha sonra işte kemiklerini bularak teşhis evet. edebildiler birçok yerde. O 1988'deki sürgünler esnasında Karakoyunlu Deresi'ndeki Karakoyunlular da tamamen Azerbaycan tarafına sürgün edilmişti. Tabii Karabağ bölgesinde 1992'de özellikle nüfus orada biraz kesif evet. olduğu için Türk nüfusu orada ağır bir katliamla taarruz, tecavüzler başladı. Ve insanlık tarihinin en mühim, en ağır, acı katliamları o dönemde yaşandı. Hatta Azerbaycanlı nenelerin, Azerbaycan'ın sağ gözü Hocalı, sol gözü Şuşa şeklinde tabirlerini o sıralar hatırlarsanız televizyonlarda neyi da seyrettik. Neyi ifade etmek istiyorlar hocam orada? Yani oraların göz bebeği olduğunu Azerbaycan'ın ve oralarda yaşanan ağır katliamların, acıların, oraların terk edilmesinin Azerbaycan için, Türk dünyası için de çok büyük kayıplar olacağını anlatıyorlardı. Ve tabii o katliamlara dünya çok büyük ölçüde maalesef seyirci kaldı. Ve hala o bölge, Karabağ bölgesi Ermeni işgali altında ve Türkiye'nin dışında bunu dile getiren de olmadı şimdiye kadar. İnşallah temennimiz tabii. Yaşanan o acılara rağmen o bölgede, Karabağ bölgesinde tekrar o toprakların Azerbaycan'la bütünleşmesidir. Bir de biliyorsunuz 1991'de Rus tanklarının Bakü'ye girmesi katliamı evet, var. Evet. Ve o dönemin çocukları
her sene yıl dönümlerinde ve arada hala babalarını, dedelerini ziyarete gidiyorlar ve hala da mezarlıkta ağlayarak ziyaretlerini tamamlıyorlar. O acıları yaşayan nesiller ve yaşanan acıların hala bütün şiddetini yaşayan nesiller Azerbaycan'da şu anda tabii ki görünüyor. Hocam şimdi tabii orada bir Karabağ bölgesinin biliyorsunuz Nahçıvan'la Azerbaycan arasında yanlış bilmiyorsam 26 kilometrelik bir koridor ve o koridor İran'a kadar gidiyor. Dünya zannediyor ki bu sadece orada bir işgal. İşgalin ötesinde çok farklı bir şey var. Bizim soyumuzun, sopumuzun geldiği yer olan Türkistan coğrafyasıyla da bir yerde bağımızı koparıyorlar. Evet, bir, düşünebiliyor musunuz? Bir devlet, başka bir devlete, daha doğrusu kendi devletine geçebilmek için iki kardeş evet. devlet ya Ermenistan topraklarından geçecek, ya yukarıdan Gürcistan'dan dolaşacak, ya da aşağıdan İran'dan dolaşacak. Evet, Sovyetlerin zaten önceden çizdiği sınırlar içerisinde de bizimle onların bağlantısını kesecek şekilde bir İran'a kadar uzanan koridor vardı. Bu koridoru daha da o manada genişletmiş oldular. Esas itibariyle Türk dünyasının Türkiye ile olan bağını mümkün mertebe kesme hedefini taşıyor tabii ki bu tür faaliyetler. Ve tabii ki bunun unutulmaması lazım. Katliamların da unutulmaması lazım. Bu toprakların da unutulmaması lazım. Her halükarda devamlı surette bunu meseleyi, bu davayı canlı tutmak lazım. Ve inşallah Azerbaycan Karabağ'ı o yaşanan acılara rağmen bir şekilde yeniden kendi toprakları içerisinde görür. Evet. Ve onların da unutmaması lazım tabii ki, bunu unutmazlar. Bizim de bugün tabii her sene olduğu gibi bunu dünyaya devamlı surette hatırlatmamız lazım. Hocalı katliamı basit bir katliam değil, tam bir soykırım. Tabii. Yani demir perde her ne kadar yıkılmış olsa da bizim aramıza bir demir perde çektiler. Evet. Onu da Hak Teala mutlaka bir gün yıkacaktır diye ümit ediyoruz. İnşallah. Hocam şimdi 28 Şubat'ı siz hakikaten çok iyi ve derinden yaşadınız. Bütün Türkiye yaşadı. Ama ben şu kadarla bir mukaddime yapmak istiyorum konuya. Ben o yıl Kazakistan'daydım. İlk yıl gitmiştim. Ve cevabını veremediğimiz sorularla karşı karşıyaydım. Bir defa başörtüsü meselesi. Soruyorlardı bize, siz Müslüman mısınız? Evet. Peki başörtüsü İslam'ın emri mi? Evet. Peki nasıl oluyor da siz bu öğrencilere başlarını açmasını emrediyorsunuz? Tabii bu görünen bir yüzü. Ama onun dışında sürgünler, görevden atmalar, ne bileyim çok farklı pozisyonlar atlattı Türkiye. Bu konuyla ilgili sizin de tecrübeleriniz var. Türkiye neler yaşadı? Akademisyenler neler yaşadı? Üniversiteler neler yaşadı hocam? Bir onu dillendirir misiniz lütfen? Evet, başörtüsü deyince tabii biz başörtüsünü çalışanlarına, öğretim üyelerine, memuruna serbest bırakan, daha doğrusu kıyafet serbestisini getiren ilk üniversiteyiz. 2011 yılında daha kanun yokken o serbestliği getirmiştik. Esaretimizden dolayı kutluyorum hocam. Ve şu anda Türkiye tabii çok mesafe aldı Allah'a şükür. Tabii 28 Şubat vakası genel manada siyasi yönüyle münakaşa edilir. Belki kısaca çok hedeflerine bakmak lazım, neticelerine bakmak lazım. Başörtüsü tabii ki bir semboldür. Basit bir sembol de değildir. Kaldı ki Uhud Savaşı da biliyorsunuz sahabe-i kiramdan hanımefendinin birinin başının örtüsüne el uzatmayla başlamıştır. Evet. Dolayısıyla bu mukaddes bir şeydir zaten. Ama 28 Şubat hadisesinin zahiri sebeplerinin yanında hakiki sebebine de bakmak lazım. Nedir hocam o hakiki sebepler? Türk milletinin genetiğini tamamen değiştirip milleti yok etmek. Asıl hedef, sebep budur. Çünkü dikkat ederseniz Türk milletinin
bütün değerlerini hedef almıştır 28 Şubat. Basit bir hadise değildir. Ve hedefine ulaşırsa ki Türk milleti diye bir millet kalmayacaktı. Genetiği değiştirilmiş ucube bir değerler sistemi olmayan bir millet ortaya çıkacaktı. Evet. Dolayısıyla 28 Şubat'ın hakiki sebebi odur. Hatta o dönemde birinin yine o dönemin mimarlarından belki hatta çok aktörlerinden bir tanesi 2010 yılı hedefimiz 2010 yılında Türkiye'de kimse din, İslam adını anamayacak demiş idi Samsun'da. İsimleri şimdi hani vermek istemiyorum. Evet, ben hatırlıyorum ama vermek istemiyorum. Bazılarının yok, evet. Belki cevap verecek durumu yok. O yüzden evet. Cevap verecek durumu olsa hepsini tek tek söyleyebiliriz. Tabii 28 Şubat'ı konuşurken baştan söylemek lazım. Bir intikam hırsıyla hareket etmemek lazım. Elbette gelecekte bu tür hareketleri önlemenin bütün tedbirlerinin alınması lazım. Ders almamız lazım. Evet, ders de vermek lazım. Evet. Ama intikam hırsıyla da fevri veya geleceği zarara uğratabilecek hareketlerden de geri durmak lazım. Yani hakiki sebebini söyledikten sonra tabii ki zahiri sebebine de bakmak lazım. Onlar neydi hocam? Tabii 28 Şubat milleti yok etmeydi. Bir de devleti yok etme hareketleri bile geldi sonradan. O ayrı mevzu. Tabii zahiri sebeplerine baktığınız zaman Türkiye'deki gelişmeler. Bir defa bu hakikiyle zahiri arasında geçişler de var tabii. O döneme baktığınız zaman yerli, milli, daha da açığı Türk sermayesi hızlı bir şekilde gelişiyordu. Doğru. Şimdi bu çok önemli bir tehlikeydi. Hatta yine 28 Şubat'ın aktörlerinden bir tanesi o sıra Kocaeli'de Sanayi Ticaret Odası'ndaki bir konuşmasında bu sermayeyle, irticai sermayeyle topyekün mücadele etmek lazım. Adını irticai sermaye koymuşlardı. Çünkü Türk sermayesi dese milleti nasıl anlatacak? Bunlar Türkiye'nin sermayesinin üçte birine ulaştılar. Şeklinde bir tabirini ben hiç unutmam. Tabii yine Anadolu insanının... Hocam sanki o sermaye dışarıdan gelmiş, sanki bir, evet, çok affedersiniz, kefere sermayesi de nasıl bir kategorize ettiler, neler yaptılar, evet, değil mi? Tabii rahmetli Özal'ın İstanbul dükkalığı sözü vardı hatırlarsanız. Evet. Anadolu aslanları sözü vardı. Daha sonra bu Anadolu kaplanları olarak da, evet, tekrarlandı. Bir diğer husus, Anadolu insanı, Türk insanı, daha doğrusu milli yapı diyeceğimiz insanlar ve tabii ki kütleler idari manada Türkiye'de artık bir yerlere gelmeye başladı. Entelektüel oldu Türk, evet, milleti. Olmaya başladı. Bu tabii hazmedilir bir şey değildi. Millet yavaş yavaş kendisi geleceğini tayin etmeyi seçme noktasına gelecekti. Tabii diğer bir şey, Türk insanının bu manada entelektüel birikme, entelektüel olma noktasında yarışta öne geçmesi tehlikeleri doğdu. Hatırlarsanız Konya'dayız şu anda. Akşehir İmam Hatip'ten bir çocuk Türkiye birincisi olmuştu. Evet. Onu iyi hatırlarsınız. Hatta o zaman İmam Hatipliler geliyor diye böyle televizyonlarda, evet, bağırarak program yapanlar olmuştu. Yine üniversitelerde ciddi manada millileşme vardı. Tabii Anadolu'da kurulan üniversiteler kurulduğu andan itibaren yavaş yavaş belki bu misyona hizmet etmeye başladılar. Ağır ağır da olsa 1990'lara geldiğimizde Türkistan'ı insanı artık akademisyen olabiliyordu. Aristokrat dedikleri mesleğin
önüne geçmeye başlıyordu. Hatta o zamanki Yükseköğretim Kurulu Başkanı şöyle bir söz etmişti hatırlarsanız. Akademisyenlik aristokrat mesleğidir, köylülerin işi değildir. Dışişlerinde olduğu gibi. Evet, şimdi köylüler dediği Türk insanı zaten, başkası değil yani, evet. Bizim insanımız. Ve tabii Türk ekonomisi 1991'den itibaren ciddi manada problemler yaşıyordu hatırlarsanız. 96'da aniden düze çıkmaya başladı. Evet. Ekonomi gelişmeye başladı. Halbuki ülkede petrol bulunmadı, hiçbir şey evet. olmadı. Sadece yöneticiler değişti. Evet. Tabii ekonominin düze çıkmaya başlaması çok önemli bir kötü, onlar için kötü bir gidiş olarak görüldü. Bu da bir sebepti. Yani görünen sebeplerden bir tanesiydi. Tabii ki normalde bu yani dediğimiz gibi yarı hakiki yarı zahiri sebepler de bunlar olarak kısaca sıralanabilir. Ama millet gibi yaşayan, millet gibi düşünen aydının artışı milletle devleti barıştırma noktasına gelmişti. Çünkü millet devletle devamlı devlet milletle devamlı kavga halinde olursa o memleket dışarıdan çok güzel idare ediliyor. Ki öyleydi zaten. Devletle millet barıştığı zaman seçkinleriyle, idarecileriyle millet bir bütün olmaya başladığı zaman Türkiye belki tutulmayacak noktaya gelecekti. Hocam hatırlarsınız. Dolayısıyla... Buyurun sözünüzü tamamlayın, bir şey söyleyeceğim. Evet buyurun. Bu G8'ler vardı, G7'ler vardı hocam hatırlarsanız. Evet. Rahmetli Erbakan hocamız buna muhalif olarak veyahut da tepki olarak D8'i kurmuştu. Hı. Ve dünya çapında bir kuruluş olmuştu. O da bütün dünyayı ayağa kaldırmıştı. Evet. Bunlar şöyle kısaca yarı zahiri diyebileceğimiz sebepler. Ama zahiri sebep olarak veya gösterilen, zahiri de değil, gösterilen sebebe de ne dediler? İşte cumhuriyeti, laikliği koruyoruz. Koruma, kollama vazifesi falan böyle. Bu masalı zaten hep dinledik biliyorsunuz geçmişte. Bugün de cumhuriyet yıkıldı mı? Devlet yıkıldı mı? Bugün hiçbir şey olmadı değil mi? Şey olmadı. Halbuki devlet şey. Daha güzel hale geldi. Yani hiçbir şey geriye gitmedi. Tabii bunlar kısaca belki daha ilave edeceğimiz şeyler de olabilecek. Gerekçe gösterildi. Bazıları gösterilmedi. Neticede 28 Şubat darbesi geldi. 28 Şubat darbesi hiçbir zaman, hiçbir darbe zaten içeriden kaynaklı değildir. Evet. Dış kaynaklıdır ve dışarıdan idare edilir. Aynı şekilde bütün darbeler gibi dışarıdan idare edilir vaziyette 28 Şubat darbesi geldi. 28 Şubat darbesine bazıları alet olmuştur, belki dolduruşa gelmiştir ama bazıları da bizatihi içindedir. Yani bilerek, isteyerek, azınlık ruhuyla içinde olmuşlardır. Çünkü millet yürüyor, geliyor. Ve milleti durdurmak lazım. Ha millet durdurulabilir mi? Durdurulamaz. Durdurulamadı da zaten. Şimdi tabii 28 Şubat darbesi yapıldı. Daha sonra ne oldu? Tabii ekonomi çökertildi. Evet. Krizler dönemi başladı hatırlarsanız. Tabii. Ve millet açık kalmaya başladı. Bir anda fert başına gelirimiz 1000 dolarlara indi. 2000 doların çok altına indi. Evet. Hatta bir de ilan edilmeyen şeyler oldu yani. Şimdi dolayısıyla zaten fert başına geliri düşürdüğünüz zaman, hasılayı düşürdüğünüz zaman, daha doğrusu ekonomiyi çökerttiğiniz zaman dize getirirsiniz memleketi. Öyle de oldu o dönemde zaten. Dışarıya da çok ciddi manada bağlılığımız arttı hatırlarsanız. Tabii ki. Ve ekonomi bir anda çökertildi. Bu önemli neticelerinden biri oldu krizler dönemi. Tabii Türk sermayesi ile mücadele başlatıldı. Tabii bu mücadelede gerçi milleti durdurmak mümkün değil ama zaman zaman sıkıntılar inkıtaya uğradı. Yine
İdareci, memur, akademisyen birçok insanımız mağdur edildi. Bugün ama maalesef o mağdur edilenler Türkiye'yi idare ediyorlar. Maalesef demeyelim. Onların adına maalesef. Onların adına maalesef. Evet. Hocam başörtüsü olanlar evet. Birazcık ne bileyim cuma namazına gidenler yüz kızartıcı suç işledi diye fişlendiler. Tabii. Hatta o zaman bir hanımefendi şu anda çalışıyor. Üniversiteden atılmış, Milli Eğitim'e müracaat etmiş. Milli Eğitim başörtüsü yüzünden tabii. Yüz kızartıcı suçtan atıldın diye Milli Eğitim'e de kabul etmemişlerdi. 2003'te başladı yeniden Milli Eğitim'e. Şu anda evet. Üniversitede öğretim üyesi tabii. Evet. O da ayrı mevzu. Tabii çocuklar, 14 yaşındaki çocuklar sokaklarda sürüklendi. 14 yaşındaki kız çocukları sırf başörtük diye hapse atıldı. Bunları yaşadık. Hocam şimdi akademik hayata geçeceksiniz de bir ara vereceğiz yalnız. Mevzu çok güzel. Evet. Müsaade ederseniz değerli seyircilerimiz bir reklam arası veriyoruz. Devam edeceğiz. Değerli seyircilerimiz, Kuan TV ekranlarında doğruya doğru devam ediyor. Hocam siz olayı çok güzel kategorize etmişsiniz. Yani ben ona baktım şimdi de. Yani mütemadiyen 28 Şubat'ta şunlar oldu, şunlar oldu diye söyleniyor da. Fakat o tahlili ikiye ayırmanız benim çok hoşuma gitti. Seyircilerim de mutlaka etkilenmişlerdir. Akademik hayata geçmeden önce hocam mutlaka... söyleyeceğiniz bir iki önemli konu daha vardır. Buyurun lütfen. Tabii 1950 öncesinde tatbik edilip o dönemde yeniden hortlatılmak isteyen bir şey daha vardı. Çok bunu bilen yoktur ama Ahmet Kabaklı rahmetli yazmıştı çok acıklı bir şekilde. Türkçe ezana getirme teşebbüsü var. O kadar. Evet, milletten korktukları için sonunda bundan vazgeçtiler. Baktılar herhalde papuç pahalıya patlayacak. Bundan vazgeçtiler. Önemli bir şeydi. Çok uğraştılar o sıra. Bunu herkes bilmiyor tabii. Ayrıca yine o zamanın Milli Eğitim Bakanı ilan etmişti. Bir şey daha var. Cumhuriyeti milat kabul eden Türk tarihini yazacağız. Türkiye tarihini yazacağız diye ilan etmişlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani 5000 yıllık Türk tarihini yok edecekler. Yeni bizi 70 yok. Seneye mahkum edecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir millet tarihi yok edilir mi? Başka milletler tarih icat etmeye çalışıyorlar kendilerine. Evet, biz yani, de olanı yok edeceğiz. Biz olanı yok edeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu milleti yok etme hareketi. Evet. Tamamen milleti yok etme hareketiydi. Onun için yani bu çok önemli bir misaldir. O Milli Eğitim Bakanı'nın o sözünü de hiç unutmuyorum zaten o zamanki. Cumhuriyeti milat kabul eden tarih. Yani Türk tarihi yok olacak. Her şeyden önce. Çok önemli bir şeydi. Allah nasip etmedi tabii. Evet. Olmadı. Çok güzel bir şekilde millet onları ekarte etti. O bin evet. yıl hikayesi masala döndü biliyorsunuz. Bin yılda olmadı zaten. Tabii o dönemde akademik hayat dedin doğrudur. Evet, şimdi üniversite eğitimi bir kere gençlerin engellendi biliyorsunuz. Gençler işte kıyafeti sebebiyle, zihniyeti sebebiyle bir kere eğitimleri engellendi her şeyden önce. Yani akademisyenden önce. Ve bu gençler öyle hale getirildi ki millete güvenmiyor, devlete güvenmiyor, hocasına güvenmiyor, komşusuna güvenmiyor, sokaktaki vatandaşa güvenmiyor. Böyle bir nesil, hedef buydu zaten. Yani kimseye güvenmeyen, her şeyden korkan, hiçbir şekilde ideali düşüncesi olmayan, hedefi olmayan nesiller. Böyle nesiller geldi. Ve biz bu özellikle daha sonra da bunun acılarını yaşadık üniversitede. Çocukları konuşturuyoruz, konuşmuyorlar. Bu 2003'ten sonra bunları gördük biz onun acılarını. O çocukların kaybedildiğini gördük. Yani hiç kimseye güvenmeyen, hayatında hiçbir ideali olmayan, her şeyini kaybetmiş gençler gördük biz. Bu tabii Türkiye için önemli bir kayıptı. Tabii o dönemde üniversitelerde dikkat ederseniz
Çocuklarının adı Edwin, Albert olan rektörler tayin oldu. İşte keşke Anadolu Müslüman olmasaydı, ben Hristiyanım diyen rektörler tayin oldu, hatırlarsanız. Hocam daha beteri, evet. Başörtüler çok istiyorlarsa Arabistan'a gitsin diye bir evet, cumhurbaşkanı vardı. Evet, tabii o da söylendi. Arabistan'a gitsinler, orada okusunlar gibi. Tabii bu memleketin sahibi millet, evet. Ama onlar değildi. Ve bir diğer husus, devletle millet kavga eder hale getirildi zaten. Dolayısıyla millet devletine güvenmez hale geldi. Tabii, azınlık çoğunluğu yönetecek. Evet, bu çok kötü bir şeydi yani. Türkiye'yi geri götürecek en önemli şeylerin bir tanesiydi. Ama bu millet bir büyük millettir tabii ki. Ve tabii bunları sonradan açtı. Akademik hayatta çok verimli, üreten arkadaşlarımız... Akademisyenlerimiz akademik hayattan koparıldı. Pasifize edildi. Evet. Bizler de bunlardan birer tanesiyizdir. Hatta 28 Şubat'ta mağdur edilmiş arkadaşlarımızdan bazılarını biz 2011'den sonra üniversiteye aldığımızda çok şeylerini kaybettiklerini gördük. O enerjileri yok, evet, değil mi? Evet. Enerji yok. Maalesef. Üretme kapasitesi gitmiş, kabiliyeti gitmiş. Akademisyenlik düşüncesi beyninden silinmiş. Bu memleket için kayıp değil mi? Tabii çok çünkü önemli kayıplar. İdame telaşına, evet. Gitmişler hocam. Tabii. Dolayısıyla o dönemde şunu da hiç unutmam yani. Ben kendim yaşadım. Danıştay'da bir hakim bana şunu söyledi. Hocam bize emir var. İdare aleyhine karar veremiyoruz. Dosyasında irtica yazan hiç kimseye mahkeme kazanma hakkı yok. İrtica zaten yazacaklar illaki herkese. Evet. Belki bir iki ay dosyayı bekletiyoruz ama sonunda yazacağımız şey bellidir. Bunları hep bizzat dinledik biz. Evet. Gördük ve öyle de yaptılar. Tabii akademik olarak çok verimli olabilecek insanların, olabilen insanların akademisyenlikten koparılması Türkiye'nin akademik geleceğine önemli bir darbeydi. Zaten işte hedefler memlekete zarar vermekti. Onu da bir ölçüde becerdiler diyebiliriz. Tabii Türkiye bu tür kayıpları yaşarken sonunda bir kazanacağı nokta olacaktı. Çünkü bu millet büyüktür her zaman, onu hep söyleriz. Ve çıkış noktasını bulacaktı. Türkiye'de tabii millet reaksiyonunu gösterir. Reaksiyonunu da siyasi sahada göstermeye başladı millet. Ve milletin büyüklüğü şu ki tetiş hareketine dönmedi hiçbir şey. Dikkat ederseniz. Tabii, tabii. Yani adaletin olmadığı, adalet adına zulmün şiddetli bir şekilde işlediği, zulmün had safhada olduğu yerlerde tabii ki reaksiyon tetişle olabilirdi. Bu da milletin büyüklüğüdür. Evet. Ve tetişe hiçbir zaman yönelmedi. Bu milletin büyüklüğüdür. Bugün mesela IŞİD veya DAEŞ dediğiniz terör teşkilatı varsa, ki var, işte bunun kurucusu her ne kadar İngiltere'de olsa, istismar edeni o da olsa, yıllardır süren oradaki Sünni katliamlarının bir neticesi olarak da o potansiyel gelişmiştir. Türkiye'de de, evet, tabii. Türkiye'de de 28 Şubat basit bir zulüm, basit bir katliam değildi. Çok ağır bir şeydi ama ona rağmen millet hiçbir zaman sağduyusunu, büyüklüğünü, vakarını kaybetmedi. Önemli bir şeydi. Üniversitelerde kayıplar yaşadık, doğrudur. Üniversite hayatı biten akademisyenler, üniversite hayatı biten gençler, dikkat ederseniz hiçbir zaman sokağa düşmedi. Bu da yine milletin büyüklüğünü gösteren hususlardan bir tanesiydi. Bizlere söylenen siz ne yaparsanız yapın,
akademisyenliğiniz ne olursa olsun bu memlekette size yer yok sözüydü. Ama memlekette yer de oldu. Daha sonra onu da söyleyeceğiz. Belki aileler psikolojileri bozuldu. Hatta bizim büyük oğlan o zaman belki 8-10 yaşlarındaydı. Baba Türkiye'de yaşanmaz. Dışarı gidelim sözünü hiç unutmam. Evet. Tabii biz vatanımızı terk etmeyiz. Bu psikoloji yüklendikten sonra evet. Yetişkin insanlara neler oldu hocam? Tabii ki vatanını hiçbir zaman terk edenlerden olmamak lazım. O da ayrı bir şey. Tabii çocukların o psikolojiye sürüklenmesi ağır bir şey, travmadır. Ve bunu birçok insanımız da yaşamıştır. Ama Allah'a şükür neticeleri yine hayra olmuştur. Evet. Şimdi ne oldu? Siyaseten baktığınız zaman. Süreç bitti mi hocam? İnşallah yine devam edelim. Büyük ölçüde bitti ama istismar etmemek lazım. Şöyle, geçmişte bu tür darbeleri yapanlar, millete bu tür zulümleri yapanlar, milleti yok etmeye yönelenler neyi kullanıyordu? Devlet mekanizmasını. Evet. Ha, devlet mekanizması bugün onları attık kendi bünyesinden. Doğrudur. Devlet mekanizmasını o gün hangi gerekçelerle işletiyorlardı? İşte cumhuriyet, laiklik, bilmem ne, şu bu. Güya kendine vatan göre. Vatan elden gidiyor edebiyatı. Evet. Şimdi o bir istismar vasıtasıydı, geçer akçeydi. Devlet mekanizmasını öyle kullanıyorlardı, tamam. Devlet mekanizması onları dişlinin dışına attı, çarkın dışına attı. Tamam, güzel, o güzel. Ama bugün de ve gelecekte de şuna çok dikkat etmek lazım. Yeni istismar vasıtalarına meydan vermemek lazım. Yani bugün geçer akçe nedir? İşte dinle bütünleşmiş milli yapı, değil mi? Evet. Bunu istismar eden bir mekanizmayı hiçbir şekilde devlette geçer hale getirmemek lazım. Tabii ki. Dolayısıyla o istismar neyse bu taraftaki istismar da aynı olur. Onun da gelecekte yıkılması mukadder olur. Hı. İstismarın amelin hiçbir şekilde geleceği olmaz. Zulmün de geleceği olmaz. Mutlaka. Zulüm kafirlerin idaresi bile adil olduğu müddetçe daim olur diye büyüklerden birinin sözü var. Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin. Evet. Hatta ona benzer bir de hadis-i şerif var, biliyorsunuz. Dolayısıyla zulüm hiçbir zaman kimseye ila nihaya payitaht getirmez. Evet. Ve istismar da bir zulümdür. Mutlaka. Dün başka şeyin istismarı varsa bugün de hiçbir şekilde milli değerlerin, dini değerlerin istismarına müsaade etmemek lazım diye düşünüyoruz. Tabii 28 Şubat'ın neticelerinde ne oldu? Tabii. O bin yıl hikayesi, masalı nasıl gitti? Millet büyük bir millet. Önce kısmi reaksiyonunu gösterdi siyaseten. Daha sonra da çok sert reaksiyonunu gösterdi. Ve darbelerin mağdur ettiği. Reaksiyonlar aslında demokratik ortam içinde ve sandıklarda evet, oldu. Evet, demin de söyledik ya, hiçbir zaman tetişe yönelmedi. Evet. Hiçbir zaman gayrimeşru bir şey yapmadı. Millet yapmaz da zaten. Türk milletinin büyüklüğü de burada zaten. Ve darbelerin mağdur ettiği kadrolar, zarar görenler, işte devletin idaresinde yer aldılar. Allah'ın takdiri. Hatta o dönem milli kahramanlar doğurdu. Kim? Mesela görünen milli kahramanlar, milletin bütünlüğünü bildiği Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Celal Güzel ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Bunlardan bir tanesi suikastle, Allah rahmet etsin, bu dünyada yok. Ama bir tanesi Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi idare ediyor şu anda. Hasan Celal Güzel de güzel hizmetlerine devam ediyor. Allah buradan kendilerine hürmet ediyoruz, sağ olsun. Kendisini de seviyoruz. Tabii o dönemde bazı gördüğümüz şeyler oldu liderlerde. Mesela şahsen
Ben rahmetli Erbakan'ın aşırı vatansever olduğunu 28 Şubat'ta gördüm. Ekonomiyi çok iyi bildiğini o dönemde gördük. Evet. Ekonomi bilgisinin mükemmel olduğunu. Ve iyi yine, bir kadro evet, yetiştirdiği evet, ortaya çıktı hocam. Yine gözden kaçan rahmetli Türkeş'in dünyayı ve Türkiye'yi çok iyi okuduğunu o dönemdeki manevralarıyla görüyoruz. Evet. Bunlar teşhis edilebilecek şeyler. Ve bugün işte demin söylediğimiz milli kahramanlar doğuran 28 Şubat'ın bir de gizli milli kahramanları da var. Anadolu'da şu anda idaredeler, hizmet ediyorlar. Vatan aşkıyla, millet aşkıyla hizmet ediyorlar. Bunların zaten o zaman da aynıydı aşkı. Bugün de öyle. Motivasyonunu kaybedip zihnini dağıtan arkadaşlarımız olsa bile bunların da yine vatan aşkı, millet aşkı hiçbir zaman yok olmamıştır. Belki çalışma düzenini bozulmuştur. 28 Şubat o kadarını becermiştir ama neticede bunların o hizmet aşkını yok etmemiştir hiçbir zaman. Şu anda memleketine hizmet ediyor o kadrolar. Ve tabii demin de söylediğimiz gibi devletin mekanizmalarında çalışırken hep dikkat edilmesi gereken şey katiyetle istismara, zulme yer vermemek lazım. Bizim hep söylediğimiz, tekrar ettiğimiz bir şey var çevredeki arkadaşlarımıza, anlayabilen anlıyor. Bir defa sizinle biz aynı düşüncede olabiliriz, normaldir. Aynı siyasi görüşü paylaşabiliriz, normaldir. Hatta kan bağıyla akraba olabiliriz, normaldir. Ama devlet işi ayrı bir iştir. Millete hizmet ayrı bir şeydir. Ona başka şeyler karıştırmamak lazım. Mutlaka. O hizmeti hakkıyla yerine getirmek lazım. Tabii bugün gördüğünüz gibi ne cumhuriyet yıkıldı, ne devlet hiçbir yere gitti, elden gitti. Daha da iyi duruma geldi. Çünkü milleti devlet aşkıyla, millet aşkıyla tutuşanlar birçok noktada köşe başlarında iş yapıyorlar. Dolayısıyla o 28 Şubat'ta inkıtaya uğrayan millileşme şu anda devam ediyor. Devletle milletin bütünleşmesi inşallah tamamlanıyor. Ve bugün ne diyoruz? 2023 hedefleri diyoruz. Evet. Dünya devleti hedefleri diyoruz. 2040'da ne olacağını konuşuyoruz. 2071'de neler olacağını konuşuyoruz. Ki şahsen biz de gelecekte Çin Seddi'nde birçok süper kuvvetleri geride bırakarak Çin'le iki süper kuvvet, bir de Brezilya eklenirse üç belki. Brezilya'nın coğrafi durumu ona müsait değil. Süper kuvvet olarak olacağız diyoruz. Bu hedefleri konuşuyoruz bugün. Dün böyle konuşmuyorduk ama işte. 20 sene evvel bunları konuşmuyorduk değil mi? Tabii ki. Konuşamıyorduk çünkü. Bunları konuşamıyorduk. Başka şey, herkes bir şey işte birbiriyle mücadelenin hesaplarını yapıyordu. Tabii demin de söyledik. Hiçbir zaman intikam hisleriyle hareket edilmez zaten devlet idaresinde. Ama darbelere bir daha cesaret edememe psikolojisini oturtmak hocam lazım. O çok önemli, evet. Onu çok iyi bir şekilde dizayn etmek lazım. Ayrıca şunu da bilmek lazım. 200 senedir öğrenilmesi gereken bir şey var Türkiye'de. Bu bugün değil. Millet hizaya gelmez. Siz milletin hizasına geleceksiniz. Bu çok önemli hocam. Yani millet hizaya gelmez. Sizi hizaya getirir. Evet. Millet hizaya getirir. Siz milletin hizasına geleceksiniz. Evet. Ve Türk milleti öyle basit bir millet değildir. Hizaya gelmeyi bırakın, unutmaz da. Evet. Her halükarda sonunda alacağını alır sizden. Alacağını almadan verin. Yani milletin alacağını vermek lazımdır. Tabii bu milletin büyüklüğü oradadır. Hani başörtüsü o manada bir semboldür. Demin de söyledik, yani Uhud Savaşı'nda da önemliydi. Bugün de önemli. Tabii ki biz şunu söylemiyoruz. Mesela üniversitemizde 2011'de rektör olduğumuzda kıyafet serbestliğini getirdiğimizde örtmeyenler de örtsün dedik mi? Yok, öyle bir şey yok. Veya
örten açsın da demedik. Örtmeyen şey örtmesi örtsün de demedik. Hatta öbür türlü serbestliğin karşısında bir tatbikat olursa onunla da mücadele ederiz. Çünkü serbestlik, hürriyet çok önemlidir. Vazgeçilmez hürriyet. Bir taraf için geçerli değildir. Evet. Herkes için geçerli. Hürriyet herkes için geçerlidir. Tabii o zamanlar gene bir rektörün tabiriyle 2 metrelik bir bez parçası için yapılanlar falan böyle bağırıp çağırmalar. O 2 metrelik bez parçası senin için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama millet için çok şey ifade ediyor. Ki o başörtüsü mücadelesinin içerisinde başörtülerle beraber başı açık olan birçok insanımız da vardı hatırlarsanız. Evet. Tabii ki o gönül işidir. O ayrı bir şeydir tabii ki. Ayrıca o manada tabii bugün mesela sevinerek öğreniyoruz yine. O zaman okutulmayıp mağdur edilen bayanlardan milletvekili olan olmuş herhalde. Tabii Konya milletvekillerimizden evet, var arkadaşlarımız. Bunlar tabii güzel şeyler. İnsanımızın her türlüsü her halükarda tabii ki hizmete layıktır ve her şeye layıktır. Yani o öyle, bu böyle değil. Bunu artık kabul etmeleri lazım herkesin. Ve sonuna kadar da inşallah bundan sonra darbesiz, zulümsüz ve istismarsız günler, yıllar Türkiye'yi çok ileriye götürecektir. Türkiye artık hep hedeflerine konuşacaktır. Mutlaka. Hocam şimdi bizim programımız 2 bölümdü. Ben şöyle planlamıştım. Birinci bölümde bunu konuşacağız. İkinci bölümde siz Kastamonu Üniversitesi'nde neler yaptınız? Ama şimdi arkadaşlar bana son 10 dakika diye işaret ediyorlar. Yalnız şunu belirtmek istiyorum hocam. Şimdi Kastamonu Üniversitesi'nin şöyle bir özelliği var. Bir oyla seçilen bir rektör vardı sizden önce. Evet. Ama siz şimdi ikinci dönemde %80 oyla seçildiniz. Evet. Bu da bir sonuç elbette bu iradenin. Bir de şunu hani ben size sordum ya. Arkadaşlarımıza tabii teşekkür ediyoruz. Elbette, sağ olsunlar güvendikleri için bize. Yani, biri de sensin tabii onlardan. Eyvallah hocam ben gurur duyuyorum üniversitemizde. Evet. Şimdi hani süreç devam ediyor mu dedim ya. Aslında ben sizden bir söz alayım hocam. Sizi Konya'ya bir daha çağıralım. Bir konuşalım. Olur inşallah tabii ki. Fakat ondan önce şimdi bu süreç devam ediyor mu derken ben aslında şunu kastettim. 17-25 Aralık sürecinde belki de bunun devamı olan korkunç bir şey yaşadık. Ama bu millet onu da aştı. Ve tabii cesur devlet adamlarıyla aştı. Artı bir de bu Türkiye'nin güneydoğusunda devam eden bir bela var ki ben o paralelcilerle bunların koyun koyuna yattığından çok eminim. Bununla ilgili ben görüşlerinizi istirham ediyorum. Evet, demin dedik ya 28 Şubat'ın hakiki sebebi milletin genetiğini değiştirmek, dolayısıyla milleti yok etmekti. 17-25 Aralık'ın hedefi de zahiri değil, hakiki sebebi de devleti yok etmek. Biri milleti, biri devleti evet. Yok etmek. Bu da önemli evet. Bir nüans hocam. Biri milleti yok edecekti, evet. Diğeri devleti yok etmeye çalıştı. Bu onun devamı zaten. Evet. Farklı da değil. Allah'a şükür tabii bu devlet hiçbir zaman yok olmaz, bu millet de yok olmaz. Hani Yahya Kemal Beyatlı'nın bir sözü var, hatta Türkistanlıların vatansızlığını bizim için dua ettiğini ben Medine'de, Mekke'de gördüğüm zaman onlara da aynı şeyi hatırlatmıştık. Yahya Kemal'in şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ancak bu ordudur ya Rabbi. Evet. Ta ki pardon galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın evet. Diye biten o şeyi var. Şimdi o dörtlük hep hatırıma gelir benim, dışarıda bize dua edenleri gördükçe ve dışarıda da evet Türkiye Türk milleti bütün dünyanın, İslam dünyasının, Türk dünyasının ümidi olarak görülüyor. Hocam, dolayısıyla bu devletin yıkılması demek
bizim dünyamızın yani 1 milyar 800 milyon insanın, 325 bin milyonu Türk, 1 milyar 800 milyon Müslümanın ümitlerinin yok olması manasına gelir. Allah ona müsaade etmez inşallah. Tabii 17-25 Aralık'ın hedefi de buydu. Tabii, burada tabii hedeflere ulaşırken neler yapılacaktı? Zaten idare yine dışarıdan. Bugün artık her şey görünüyor işte İsrail, Amerika. Bu işin zaten organizatörü. Bir defa Türkiye'de siyasi bir dağınıklık, dağılma meydana getirilecekti ilk etapta. Daha sonra tabii ben ismini zikretmeyeyim. Kukla Cumhurbaşkanı seçilecek adam da ismi var ama şimdi hazırdı, söylesem ayıp olur. Her evet. Şey hazırdı. İşte siyasetteki partilerin dizaynı yeniden yapılacaktı. Ve tabii peşinden yeniden fert başına geliri işte 2000 doların altına düşmüş, açlıktan kıvranan, kendi problemlerini devamlı surette yaşayan ve bu arada da bölünmesi kolaylaşan bir Türkiye. Çünkü bölündüğü zaman zaten yok olacaktı. Tabii. Çünkü öyle bir pozisyonda rahatlıkla bölünecektik. Ve yok olan bir Türkiye. Böyle bir şey olacaktı. Hani hasta adam, yeniden hasta adam ve hasta adam bu sefer paylaşılacaktı. Evet. Hedef buydu. İşte 17 Aralık'ta bu olacak, 25 Aralık'ta hükümet yıkılacak, 18 Ocak'ta dağılacak, 25 Mart'ta başbakan kaçacak, 30 Mart'ta başbakan ölecek. Böyle Humeyni gibi Türkiye'ye gelecek. Evet, getirilecek vesaire. Bunlar hep söylendi. Şimdi daha sonra tabii kerametler tutmadı. Ve tabii güçlü, kuvvetli idare her zaman iyi bir şanstır. Belki başka bir irade, idare olsaydı Türkiye o dediklerimiz olurdu ve bugün yıkılmış olacaktık. Ve şuna da inanın, Türkiye'de çok ağır katliamlar da yaşanacaktı. Tabii tabii, onu göze almışlardı hocam. Çok ağır katliamlar da yaşanacaktı. Dolayısıyla Allah yine bu milleti korudu ve ekarte edildi. Yalnız tabii orada bu şeylerin yani hedeflere giderken Türkiye'nin önlenecek, önü kapatılacak şeyler neler? Basit olarak ufak birkaç tanesini söylersek. Buyurun. Şimdi hatırlarsanız bir İran-Hindistan meselesi vardı. Şimdi Osmanlı'nın yıkılış sebeplerinden bir tanesi Hindistan'la bağlantıyı kesmektir. Bu çok önemlidir ve İngiltere'de doktora tezlerinde de yazmaktadır. Bu bizde pek bilinmez. Evet. Bizim dikkat edersen dünyanın gözü Hindistan'da. Bakir bir bölge ve çok önemli bir kaynak. 1 milyar 200 milyon insanın tamamına yakın ölüm sınırında yaşıyor ama teknoloji devi bir memleket. Evet. Biliyorsunuz. Çok enteresan az bir yapılanma evet. Var orada hocam. Böyle bir yapı ve çok önemli bir kaynak. Dünyanın gözü orada. Amerika'sı, Avrupa'sı oraya yönelmiş vaziyette. Biz de onu gördük. Çünkü Osmanlı'nın yıkılış sebeplerinden bir tanesi. Ve İran üzerinden o bağlantıyı kurduk. Ciddi manada yani sizin o bölgedeki hacminiz gittikçe artıyor. 71 milyar dolara ulaşıyor. Şimdi böyle bir yapı ciddi bir tehlike. Türkiye'nin önünü açan bir problem. Bunun kapatılması lazım. Hatırlarsanız senaryonun içinde o bölge var. Bir diğeri hava meydanı yapıyorsunuz İstanbul'a, Frankfurt'u geride bırakacaksınız. Sesi başka bir yerden çıkıyor. Yani böyle bir şey var. Kanal İstanbul yapıyorsunuz, her şeyiyle mülkiyeti size ait, hiçbir şekilde Montrö Sözleşmesi bilmem nesi olmayan bir Kanal İstanbul'u yapacaksınız. Bu çok büyük bir proje. Köprü yapıyorsunuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bu çok önemli bir kazanma. Şimdi bunların hepsinin önlenmesi lazım. Dikkat ederseniz 25 Aralık'taki vakalarda bunlar çok önemli ayaklardı. Tabii ki. Bunların önlenmesi. Hantar taçı yollardı. Evet. Bunlar durdurulsun. Durdurulsun. Daha öncesinde gezi hadiselerinde
2-3 tane ağacı koruyacağız derken Taksim'de, işte 5 tane 10 tane ağacı kesmeyin derken, bir anda ne olduysa işler, hava meydanı yapılmasın, işte Kanal İstanbul projesi olmasın, köprü yapılmasına döndü değil mi? Yani bütün ne oldu yani, bir anda ağaçlardan, Taksim'deki ağaçlardan oraya yöneldiler. Ne alaka? Yani oraya koşan gençler bunu biliyor muydu? Buna da bakmak lazım ama organizatörler iyi biliyor. Evet. Ve hani 28 Şubat'ı tahlil ederken ana sebep, bir de zahiri sebep. Bir de bu zahiriler bunlar. Evet. Bunları durdurduğunuz zaman, bunları önlediğiniz zaman Türkiye'yi zaten otomatik bölünmeye, işte fert başına geliri 2000 doların altına düşmüş, darmadağın olmuş, açlıktan kıvranan insanların yaşadığı bir yere döndüreceksiniz. Esir alacaksınız zaten. Hedef buydu. Dolayısıyla o hedefe yönelik olarak bu hareketler yapılıyordu. Yine dediğimiz gibi Allah nasip etmedi ve 17-25 Aralık o gün için hüsranla neticelendi. Ama bu basit bir hadise değil. Tabii ki. Bakın paralel devlet yapılanmasıyla mücadele, dikkat ederseniz devletin en üst kademesinde ciddi bir iradeyle gösteriliyor değil mi? Var. Tabii. Ama bir aşağı indiğinizde erimeye başlıyor. Bu kötü bir şey, iyi bir şey değil. Ve sonunun muhakkak surette getirilmesi lazım. Çünkü siz paralel devlet yapılanmasını yok etmezseniz devleti yok ederler. Yani yok ederler. Biz o paralel devlet yapılanmasının Müslümanların azınlık yaşadığı memleketlerde Müslümanlara düşman karşı taraftaki idareyle beraber olduğunu bizzat gördük. Filipinler'de gördük. Kamboçya'da, Tayvan'da dinledik. Gene Türkiye'nin güneydoğusunun isminin Kürdistan olarak öğretildiğini bunlar tarafından bizzat Sudan'da gördük. Evet. Onların elemanları tarafından dile getirildiğini gördük. Basit bir hadise değil. Ve beslendikleri kaynak çok doğru bir kaynak değil. Dolayısıyla bilinen kaynak. Evet. O yüzden bu mücadeleyi hiçbir şekilde taviz vermeden yürütmek lazım. Hissi sebeplerle taviz vermemek lazım. Çünkü bu devlet son kale. Evet. Yani galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Dikkat ederseniz Ergenekon yapılanmasıyla mücadele diye başlatılan hadisede önce millete şöyle bir gösterme oldu. Ya işte helal olsun, hakikaten böyle bir yapıyı yok ediyorlar dedirtecek yüzleri gösterdiler. 3-5 tane değil mi? Tabii tabii. Ondan sonra ne oldu? Ne kadar vatansever subay var, sapsatıldı. Kuvvet komutanı kalmadı. Evet. Önleri kesildi. Nedir bu? Devleti yıkma hareketidir. Çok açıktır. Bu manada yani o milleti yıkma, milleti yok etme hareketini nasıl ekart ettiyse mi bu millet, bugün de devleti yıkma hareketini millet adına devlet ekart etmesi lazım, yok etmesi lazım. Aksi halde devleti yok etme hareketi tekrar hortlar. Evet. Hocam süremiz bitti. Bitti mi? Maalesef. Ama ben sözünü alıyorum. Sizi bir daha çağıracağız. Yani Kastamonu Üniversitesi'nde hakikaten çok güzel şeyler yaşadık. Yani siz sanki başka bir şehire gider gibi Kazakistan'a, Kırgızistan'a gidip geliyorsunuz. Evet, yolun kusura bakmayın. Biz tabii şimdi ayrıca demin dediğim gibi iki teşekkürü ettik. Biz cuma günden geldik ki günlerimizi de bu arada değerlendirelim. Eksik kaldı. Bir daha gelişiriz de onları da tamamlarız hocam. Dün sağ olsun KonTV bizi çok güzel ağırladı. Sağ eyvallah. Olsunlar iki eyvallah. Gündür. Ayrıca Selçuk Üniversitesi rektörümüze yine teşekkür ediyoruz. KonTV ile beraber. Karatay Üniversitemizin rektörüne ve üniversiteye uğramıştık. Bu arada Necmettin Erbakan Üniversitemizin rektörü şehir dışındaydı. Sağ olsun aradı. Abi bir ihtiyaç var mı? Eyvallah. Ben yokum dedi. Bir dahakine geldiğimizde tekrar onlara tamam. Uğrarız. Tamam. Muhtemelen yine bu arada tabii gururla bugün ziyaret ettiğimiz Zade. Evet hocam çok güzel. Evet tesisleri bizim çok memnun etti. Ufku açık müteşebbislerimizi görmek de bizi çok memnun ediyor. Sağ olsunlar.
Onlar da bizi bugün ağırladılar gündüz yine. Tabii gurur duyduk müteşebbislerimizle. Türkiye'yi böyle ileri götürecek müteşebbislerimizin sayısı artsın inşallah. Kastamonu'da da tabii böyle müteşebbislerimiz daha da artsın istiyoruz. Bilim merkezini nasıl buldunuz hocam? Çok güzeldi. Evet, kurgusuyla, her şeyiyle güzel hizmet veren bir bilim merkeziydi. Yakışmış. Evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz sizlere de teşekkür ediyoruz. Kuant TV'ye ve size. İnşallah. Hocam sorularımın sadece ikisi kaldı. Diğerleri duruyor. Evet. Ben bunları saklayacağım hocam. Bir daha gelişinizde bunları soracağım. Biraz da üniversitemizin reklamını yapalım. Çağırın da inşallah. Tabii, yani Kastamonu Üniversitesi'ni de görelim. İyi oldu. Yani sizin bir entelektüel birikiminizi gördük. Ben buna zaten şahittim, biliyordum. Seyircilerimiz sizi tanıdı. Konya'mız sizi tanıdı. Çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen bazı kurumlarla işbirliğiniz başlayacak. Bunu altyapısını bugün hazırladık. Mustafa hocamla tabii çok güzel iki gün geçirdik, rektör hocamızla. Hüsnü hocaya da teşekkür ediyorum. O da bize refakat etti. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gene görüşmek ümidiyle diyorum. Biz teşekkür inşallah. Ederiz. Eyvallah. Kastamonu'dan Konya'ya tekrar selamlar ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.